Bu FETÖ soruşturmaları kapsamında özellikle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başına gelenlerden sonra hakimlerde büyük bir ürkeklik gözlemlemekteyiz. Hakimler karar vermek noktasında tereddüt halindeler. Bir anlamda siyasi otoritenin işaretini bekler hale gelmişlerdir. Bu kaygıyı gidermekte fayda vardır. Hakimleri yalnız rahat bırakınız. Onların objektif karar vermelerinin önüne engel koymayınız. Sizin kininiz olabilir, sizin siyasi atraksiyonlarınız olabilir, sizin geleceğe dönük siyasi planlarınız olabilir. Gerçekten karşıda baş edilmesi gereken bir çete söz konusu olabilir. Her şey bir tarafa ama özünde yargı kendi mecrası içerisinde işlevini yerine getirmelidir. Son günlerde gündeme getirilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki miting sırasında gündeme getirdiği Guantanamo'daki benzer şekilde tek tip hükümlü ya da tutuklu giysi meselesidir. Bakın şöyle bir konu var. Öncelikle sanık olan kişiler henüz hakkında hüküm kesinleşmiş kişiler değildir. Bu noktada onlara tek tip bir elbise giydirmeye kalkışmak onları bir anlamda baştan suçlu kabul etmek anlamına gelir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. İkinci olarak tarihimiz önemli deneyimlerini yansıtır aslında. 12 Eylül sonrasında 1980'li yıllarda ve 90'lı yılların başında bu husus denenmiştir. Yani tek tip uygulaması cezaevlerinde uygulanmıştır. Ve bunun sonucunda çok ağır tablolar ortaya çıkmıştır. Belli bir kesim insan bu tek tip giysi konusuna direnmişlerdir. Direnenlerden ölüm orucunda ölenler olmuştur. Duruşmalara gitmeyenler olmuştur. Çünkü ya tek tip elbiseye gireceksin, duruşmaya katılacaksın ya da duruşmaya gidemeyeceksin. Bu da savunma hakkını kısıtlayan sonuçlar yaratmıştır. Sonuçta pek çok kişi, on binlerce insan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş ve yüklü miktarda Türkiye tazminata mahkum edilmiştir. Savunma hakkının kısıtlanması ve adil yargılanmanın ihlali nedeniyle. Buradan şöyle seslenmek istiyorum. Başlangıçta bazı sözcükler süslü gelebilir. Evet, bazılarının kahraman edasıyla ortaya çıkmasını ben de kabul edemem. Yani suçu işleyip haltı yiyip de ben hala düşüncemde kararlıyım diyen insanları durdurmak lazımdır. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'yi o katillere milyonlarca tazminat ödemeye mahkum etmekte.